Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yarışmanın ikinci günündeyiz. Backstage'deki çekimlerimize devam ediyoruz. Buradan bazı sporcularla kısa kısa sohbetler edeceğiz. Backstage'in genel durumunu ikinci günde de göstermeye devam edeceğim. Birinci gün olduğu gibi. Şimdi farklı sporcularla konuşacağız, röportaj yapacağız. Hangi kiloda yarışıyorsun hocam? -75 gençler. -75'te yarışıyorsun. Fıstık ezmesiyle yüklüyorsun. Aynen, fıstık ezmesi, içinde kakao da var. Evet. Bir de tarçın. Anladım hocam. Yaş kaç? 23. Gençler. -75 gençlerde yarışıyor hocam. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Herkese başarılar. Herkese başarılar. Evet. Evet, devam edelim ufak ufak. Hocam merhaba. Birkaç kelime konuşmak ister misiniz? Hocam isim neydi öncelikle? Engin Ceyhun. Hocam nasılsınız? Öncelikle bir halinizi adınızı soralım. İşte heyecanlıyız, diyetteyiz. Hafta sonu yarışmam var. Hangi gün hocam? Hafta günü yarışmam var. +95. Yaş kaç hocam? Kaç gösteriyorum? Ben kaç gösteriyorum hocam, sen söyle. 26 falan. 26. 97'liyim ben. Ben de 96'lıyım. Benden bir yaş büyük ama hocam var ya yanımda, benden 3 tane gibi yani, kollara bakar mısın? Hocamın, yemin ediyorum öyle bir şey yok. Çok güzel hocam. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Şöyle söyleyeyim, hani insanlar diyette olduğundan dolayı hani kimsenin kimseye tahammülü yok. İnsanlar bekletiyorlar yani sürekli, hani saatleri uymuyor. Şu saatte diyorlar, çıkılmıyor. Hani özen gösterilmesi lazım yani. Her yerde olduğu gibi düzensizliğimiz var. Bu kadar. Başarılar. Çok teşekkür ederim hocam. Size de başarılar dilerim. Maşallahınız var. Kolay gelsin. Evet, devam edelim. Backstage'deki çekimlerimize. Aman abim benim. Abimden de hemen birkaç kelime alalım. Evet. Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? Sağ ol kardeşim, çok şükür. Geldik. Yarışmacı kardeşlerimizi takip ediyoruz. Yarışmacılarımız var. Bugün biraz sakin ama daha yoğun olacak yarın öbür gün inşallah Allah'ın izniyle. Hocam genel olarak yarışmayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu seneki... Bu yarışma yani, bu seneki değil de mesela Mart'taki biraz daha azdı. Ama bu yarışma daha kalabalık, daha ilgi çok, daha kaliteli sporcular var. İyi olan kazansın diyorum ben, ne diyeyim. Çok teşekkür Aydın ederim. Inşallah. Aydın hocam da burada. Aydın hocam birkaç kelime söylemek ister misiniz? Aydın hocam kahve saati? Kahve saati vallahi tedavülden kalktı ya. Tedavülden kalktı. Aydın hocamın da YouTube kanalı vardı, bir kahve saati izliyorduk. Birkaç, 5-6 sporcuyu birden antrenman yaptırmıştınız hocam. Eyvallah. Ya şimdi o sporcular tabii iyi yerlere geldi lan. Evet. Açtırma ağzını neyse. Devam eder ya, eder. Sana destek oluruz en fazla. Çok çok teşekkür ederim abi. Nergis hocam merhabalar. Merhabalar. Hocam nasılsın? İyiyim valla, siz de iyisiniz. İyiyim ben de. Aydın hocamla aranız nasıl? Aydın hocam. Aydın hocamı da çek bakın mı? Aradım. Kendisi candan öte diyebilirim yani. Benle arası çok iyi. En son kahve saatinde beraberdiniz hocam. Yaptık öyle Lor hocayla beraber bir şeyler. Evet. İyi güzel oldu, beğendin mi? Çok güzel, çok güzel, süper. Sen yaptınız mı gerçekten valla? O bölümü izlemedim. Hadi be. Şeyi izledim, 4 tane antrenman da. Diğerlerine de baktım da biraz hızlı geçti. Biz izlemediniz yani. İzledim canım, olur mu? kapat. En son ne zaman yarıştınız? Yeni yarışma hazırlığı var mı? 2020 zaten şampiyonlar şampiyonuyum ben. Evet. Onun dışında yurt dışına gidecektik ama tabii pandemiden dolayı gidemedik. Hı-hı. Ama bunun dışında şimdi genel sponsorlarına görüşüp nereye uygun görüyorlarsa onlardan beraberinde bir karar vereceğiz. Yurt dışında dünyayı temsil edeceğiz. Süper evet. Hocam. Hocam buradan yarışmacı arkadaşlara, sedantel vücutçulara, bayanlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Hiçbir parçadan bütün olunmuyor. Bütün parçaların toplamından bir bütünlük olur. O yüzden bırakmalarını istemiyorum. Yani uzun vadeli olduğunu hiçbir şeyin unutmasınlar. Kısa sürede hiçbir şeyden tam bir şey çıkmıyor maalesef. Evet. Ama bizim sorunumuz biliyorsunuz ki her şeyi hemen olsun hemen bitsin. Olsun, aynen. Sabırsızlık. Evet. Ama bu iş gerçekten hem nefsi kontrol etmek hem de uzun vadiye yaymak anlamına evet geliyor. Peki vücut geliştirmede, fitness'te sizce en önemli şey ne? En önemli şey karakter. Karakter mi diyorsunuz evet, gerçekten? Evet, gerçekten karakter. Çünkü bu iş insanın karakteriyle beraber bütünleşen bir meslek. Mesela evet, en güzeli de hayır demeyi öğretiyor ve insanın benliğini bulduruyor yani. Saygın varsa mecbur hayır diyeceksin. Abi ben böyle bir cevap ömrümde hayatımda göre çekimi bırakıyorum. Bundan sonrası iptal olmuştur. Yok, çok güzel bir cevaptı gerçekten. Teşekkür ederim. Hocam peki bugün neden geldiniz?
Ben böyle yarışmalarda kendim yarışmadığımda veya yarışsam dahi insanlara yardım etmeyi gerçekten cani gönülden seviyorum yani. Evet. Çünkü bu süreçte insanların bir dokunuşa, çok güzel dokunuşlara ihtiyacı oluyor. Evet. Ve insanların yapamayacağı şeyleri kendilerine göstererek yapmasını da sağlıyorsun. O yüzden bu beni daha çok tatmin ediyor. Evet. Ve herkesin de gerçekten birbirine bu konuda destek çıkmasını çok büyük gönülden istiyorum yani. Evet, o yüzden çok buradayım. Haklısınız hocam. Hocam peki siz aslen nerelisiniz? Aslen Çorum. Aslen Çorum. Burada mı yaşıyorsunuz? Çeşme'de. Çeşme'de. Evet, İzmir Çeşme. Burada olsaydınız diyecektim sizinle bir antrenman videosu yapalım. Detaylı uzun bir video yapalım diyecektim. Neden olmaz? Aynen. Gelin. Kocaeli'de veya bir yerde bir olur. Video yapalım. Ben sizi Çeşme'ye de beklerim. Tamam. Bir güzel bir detaylı video yapalım. Sohbetiniz harika. Tamam, anlaştık. İzleyiciler buna bayılır. Adım gibi eminim. En sevdiğin firmanın da arkana almışsın. Aynen. Kardani seviyor musun? Vallahi ben çok kullandım, hiç boka yaramadı. Öyle bak, öyle bak. Öyle denmez ama. Öyle denmez, bir şey söyle. Yani güzel. Ben... ben... Komplementler olan bakış açın nasıl hocam? Sıfır. Sıfır, sen hiç hiçbir şey kullanmıyorsun. Yok, naturalsin. Yok, ben steroid çok aldım. Şimdi rahatlık nasıl? Önce olan alırdım. Altı ay ara verirdim, tamam mı ben spora? İşte o şeyini de çek. 6 ay spora ara verirdim, tamam mı? Salona gidelim, o zaman tabii şey salonlar, merdiven altı. Bizim İzmir'de bir salon var. Milletin anası ağlamış, yıllardır 100 kilo benzi basamıyorlar. Evet. Ben bir ay sonra bir gelirdim, 200 kiloyu tak tak. Ya hocam nasıl yapıyorsun? Biz Karadeniz'deyiz ya kanka. Kara lahana vardır bizde. Kara lahana. Böyle iç yağından falan. Lahanayı çorba gibi diyelim yaparlar. Kara lahana çorbası çok faydalıdır bu arada. Aynen, katılıyorum. Aşırı faydalı bir çorbadır. Kara lahana yiyenler olayı çözmüş demektir arkadaşlar. Bunu not alalım. Öncelikle sporu nasıl? Yani bir deadlift nasıl yapılır? Bir barfix nasıl çekilir? Örneğin böyle hedefleri olmalı. Spora yönelik ağırlıkları artırabilir miyim? Veya hedefi nedir? Öncelikle kendisinin potansiyelini keşfetsin. Ve acele etmesin. Yani 6 ayda büyüyen bir tavuğu yani bir haftada büyütmeye çalışmak gibi lezzetsiz işler yapılmasın. Burada tanık olduğum bazı lezzetsiz işler var. Ben de buna gerçekten güzel bulmadığım durumlar var. Arkadaşlarımı bir kadın olarak ve bu sporda fizik şampiyonu olarak natürel yapmaya çalışan bu sporu birisi olarak kendimce nacizane tavsiyem budur. Kadın olarak kalmak en güzel şampiyonluktur. Çok teşekkür ederim hocam. Rica hocam ederim. Senin burada bu olay dediğin neydi ya? Onu da bir bahsetsene. Onu bahsetmeyeyim, onu bahsetmeyeyim. Ya ne olacak, bir şey olmaz. Sen de birkaç kelime konuşuruz. Ne oldu hocam ya? Sizin bu olaylar böyle bitmiyor bir türlü. Benim olaylarım hiç bitmiyor maalesef. Ben sporcu olarak arkadaşlarıma hep destek olmaya çalışıyorum. Bütün kadınlara önce olmaya çalışıyorum. Tamam hocam, onu anladık şimdi. Ama bazen bazı şeyler olabiliyor. Yani sizin anlaşıldığınız, spor yapıyorsunuz örneğin, tabii ki formda olabiliyorsunuz. Formda olduğunuz zaman çevreden de kötü bakışlar olabiliyor size. Kadınlar sizi kıskanabiliyor. Evet. Ama bu doğal. Yani diyorum ki kıskanmayın, siz de çalışın, siz de güzelleşin, daha güzeline ulaşın. Kim bu güzel? Hadi gel gel. Gel kanka. Merhaba. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Hocam yarışacağınız siklet neydi? Bikini fitness kategorisi. Evet. 1.60. Yaş? Yani 34 yaşındayım ama göstermiyorum. Gerçekten göstermiyorsunuz. Yok, yaş kategorisi de var mı? Yok, yaşla alakalı bir kategori yok. Sadece boy ve hani kiloya bakmalar. Nasılsınız? Bizim biraz daha böyle doğaçlama oluyor sohbetlerimiz. Yani, tanışma gibi. Evet. Ne mezunusunuz hocam? Sporla alakalı bir bölüm mezunusunuz. Yüksek lisans mezunuyum. Lisansım radyo, sinema, televizyon üzerine. Evet. Yüksek lisansım da görsel sanatlar. İstanbul Aydın Üniversitesi mezunuyum. Öyle. Yarışmaya hangi ilden katılıyorsunuz hocam? İstanbul. Merhaba Dilara. Merhaba. Öncelikle başarılar diliyorum sana. Çok teşekkür ederim inşallah. Şimdi tekrar başa dönelim. Çünkü baştan alabilir miyim? Ben şu tarafa, ben şu tarafa geçmek istiyorum. Şöyle yanına geleyim. Tamam. Daha rahat olacak galiba. Tamam değil mi? Okey. Merhaba Dilara. Merhaba Işıl ablacığım. Canım, öncelikle seni podyumda görmek çok güzel. Böyle güzel kadınları podyumda görmemiz lazım. Ülkemiz adına, ülkemizin Atatürk modeli diyeceğim. Çünkü çağdaş kadın, çağdaş kadın her yerde olmalı. Spor yapan kadın çünkü kendisi. Öncelikle kutluyorum.
teşekkür kutluyorum. Ederim. Ve natural yaptığını da ben görüyorum. Evet, evet. Mümkün olduğunca natural. Mümkün olduğunca natural o yüzden alan, yapıyorum biraz önce, bu alanı. Biraz önce bir şeylerden bahsetmiştik. Kadını korumak en güzel madalyadır. Aynen. Kendisini bu yönde ben kutlamak istiyorum. Biraz geç aylar öncesinden başlıyorum işe ama... Evet. Evet değil mi? Her şeyin bir zamanı var. Forma girmenin de bir zamanı var. Acele etmeye gerek yok. Doğruları yapmak, kadın olarak kadınlığı korumak en büyük madalya. Yoksa yanlış yollarla bu işleri yaptığımız zaman dediğim gibi kadınlığı fazlasıyla zedeliyoruz, yaralıyoruz. Aynen, ve bozuyoruz. Öyle. Çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor ama bunu o kişi fark etmiyor. Ben bunu özellikle gençlerimize söylemek istiyorum. Çünkü podyumlarda yıllardır varım ve bu eksik. Burada birazdan belki diğer yarışmacılar arasında sizin de dikkatinizi çekecektir. Evet, evet. Farklı farklı yüzler göreceksiniz. Yüzünü kaybetmiş yarışmacılar göreceksiniz. Bu doğru bir bedel değil. Evet, doğru söylüyorsunuz. Katılıyor musunuz? Hocam peki sizin formunuzu görebilir miyiz şu anda? Önemli olan birinci olmak değil. Tabii ki hedef birinci olmak. Ama podyuma çıkan herkes birincidir. Kendisini geçmiştir. Fakat doğru yollarla steroide başvurmadan kadınlığını koruyan kişileri de gerçek sporcu olarak görüyorum ve kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam öncelikle nasılsınız? İyiyim şu an. Hangi kiloda ve hangi siklette yarışıyorsunuz hocam? Şu an 1.64 eksideyim. 50 kiloyum tam. Yaş falan var mı bunda? 25. Yaş kategorisi? Yok yok. Yo. Büyükler ve gençler var işte. Anladım. O kadar. İlk yarışmam benim de. İlk yarışma. Aynen. Peki yarışmaya nereden katılıyorsunuz İzmir. Hocam? İzmir. Antrenörüm. Öyle mi? Hepsi. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Buyurun gelin. Tamam. Hepsi diyette. Bol şans dilerim. Başarılar. Evet. Devam edelim. Şu abimiz... Abi bakar mısın bir saniye? Bir saniye bakabilir misiniz? Şu abimizin nasıl bir görüntüsü var biliyor musunuz? Dosta güven, düşmana böyle acı çektirecek bir tipi var abi. Kesip incecik çıkıyormuş böyle böyle. Yok abi maşallah var ya. Benden bir yaş büyük, onunla da bir röportaj yapmıştık. Gerçekten müthiş, muazzam bir kitle var ya. Kaç kiloydun? Şu an 94. 94. Peki şimdi 96'lısın. Abi sen böyle bir 100 kilonun üzerinde hard bodybuilding falan düşün yani bence ya. Bu yaşta bu kitle gerçekten çok muazzam bir kitle var. 120 kilodan düştüm işte şu an. Şu an daha bu gelmiş hali de biraz daha iyi olabilirim. Evet. Mart'a. 120'den düştüm. 120'den ama düştüm. Biraz Mart'a. Definasyon formunun çok üstüne çıkmışsın kilo olarak. Tabii tabii. Kaçı bir de şimdi 2 gündür yüklüyorum. Evet. Hocam ne haber? Pazar günü yarış var işte bakalım. Yarın cumartesi günü başlayacağım zaten. Evet, cumartesi pazar daha derin yarışlar olacak. Bu yarışmanın burada ikinci günü sen? Arkadaşlar. Hep biz buradayız abi. Burada ekledim. Cumartesi pazar ya bu yarışmanın ikinci günü. Yarışmanın ikinci günündeki vlogumuz devam ediyor. Abi. Abi benim iki kol kadar ya. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar backstage'te şu anda son durum bu şekilde. Yarışmanın ikinci günü tam gaz devam ediyor. Genç bayanlar çıkmak üzere. Şöyle onların podyuma çıktığı yere kadar beraber gidelim. Buradaki stresi siz de görün. Gerçekten bu yarışmacıların işi çok zor. Çıktı mı? Bir yandan boyanmaya çalışıyorlar, bir yandan ısınmaya çalışıyorlar, bir yandan işte birbirlerini yağlıyorlar daha iyi bir görünüme sahip olabilmek için. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Mayo numaranız kaç? Tamam. Kaçalım. Mayo numarası. Geçelim. Buradan podyuma çıkacaklar birazdan. Evet, birazdan bu taraftan podyuma çıkacaklar. Bunun amacı milli takımı kurup yurt dışında ülkemizi temsil etmenin bir ön geçiş basamağı. Evet. Ama burada iyi başarı yapan arkadaşların da yurt dışında daha iyi yerlere gelebilmesi için çabalıyoruz. Evet, başarı. Bizler de zamanında yıllarca yarıştık. Evet. Benim kendimin de yarışması var. 21 Kasım Danimarka'da amatör olimpiyat. Siz de mi yarışıyorsunuz hocam? Evet, uzun bir aradan sonra tekrar geri döndüm. Hocam kusura bakmayın, siz de tanımıyoruz anlayacağım. Yok estağfurullah. Ben kendim 2010-2011 Mr. Universe Overall şampiyonuyum. Evet, Kaina şampiyonuyum. Yani spor güzeldir, gençleri spora hazırlar. Artık bildiğin gibi fitness artık ülke genelinde yaygınlaşmaya başladı. Daha önce merdiven altı gibi salonlar varken artık kurumsal salonların hepsi gayet dolu bir şekilde üyelikleri almaya devam ediyorlar. Evet.
yapıyoruz. Yani yurt dışındaki kadar olmasak da bayağı ilerleme kaydettik bu konuda da yani. Evet. Spora bakış açımız azından. Yani bence spor yapmak diş fırçalamak kadar gereklilik, ihtiyaç olan bir şey. Evet. Peki siz kaç kiloda yarışacaksınız hocam? Benim iki ayrı siklette yarışacağım. Birisi men fizik, birisi de men klasik fizik. Evet. Men klasik fizikte 83 kiloya kadar hakkım var. Diğerinde kilo de şeyi yok, açık siklet. Sadece boya bakıyorlar. Evet. Nasip kısmet hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Evet. Yani daha önce bir şeyleri başardık. Aradan bir 8-9 yıl geçti ama inşallah tekrar başarırız. İnşallah. Hedefim pro kart almak. Daha sonra da pro yarışlarında, pro ligde yarışmak. İnşallah hocam. Yarışmanın ikinci gününde backstage'de son durum. Herkes ısınıyor. Öğleden sonraya geldik. Genç bayanlar ve genç erkekler şu anda devam ediyor. Murat kolay gelsin kanka. Eyvallah. Valla valla devam. Beni takip et. Öncelikle nasılsınız? Ay heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Hangi siklette yarışıyordunuz? Kaç kilo? Boy, kilo, yaş var mı kategoride? Junior, genç bayanlar bikini fitness, 1.60'daydı. 1.60. Nereden katılıyorsunuz yarışmaya? Mersin. Ne sorarsam böyle cevap verirsiniz? Yani ne sormamı istersiniz böyle bir röportajda? Burayı koymayacağım. Koymuyoruz. Ha, burayı koymuyorum. Şu an koymuyorum. Aynen. 4.000. Anladın mı? Seni böyle şaşırtmak istemiyorum. Ben olsam şey sorardım ya. Çift beyninizi neyle açacaksınız yarışmadan sonra? Çok dönüyor bu size. Tamam. Şimdi yarışmaya gireceksiniz podyuma. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü neyse. Tamam. Yarışmadan sonra ne yemeyi düşünüyorsunuz? Bu çok önemli. Kurabiye, kek ya da. En çok kurabiye mi özeniniz? Kesinlikle en çok anne keki, anne kurabiyesi. Allah Allah. Evet. Geçen de biri dedi ki çorba içeceğim ama dedi işkembe tarzı bir çorba. Abi dedi midem bulandı dedim ya sen de. Evet ben de öyleyim. Yarışmamıza devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Burcu hocam birkaç kelime bir şey söylemek ister misiniz? Heyecanlıyız. Ama bir taraftan böyle güzel, pozitif bir heyecan hissediyorum. İnşallah güzel podyum olacak. 9 kişi çıkacağım zaten, kalabalık severim. Savaşçı tekrar podyumda. Evet. Ne diyorsunuz sizce? Başarı? Hep başarmak için geliyoruz. Her zaman üzerine koyarak geliyoruz. Bu sefer de niyetimiz başarmak tabii ki. İnşallah en iyisiyle ineceğiz. Hocam peki yarışmadan sonra diyetinizi neyle bozacaksınız? Şöyle söyleyeyim, önce tatlı yiyeceğim. Dondurmaya sarılmış katmer yemeği düşünüyorum net bir şekilde. Sonra arkadaşlarla bir hamburger faslı yapacağız. Böyle böyle devam edecek gece yarısına kadar. Komple götüreceğim diyorsun. Aynen öyle. Hocam bol şans. Çok şimdiden başarılar dilerim. Çok teşekkür görüşmek çok üzere. Sağ olun, görüşürüz. Hocam merhabalar. Birkaç kelime bir şey söylemek ister misiniz? Tabii. Ne konuşacağız ya? Ya işte biz doğaçlama çekiyoruz işte. Geldik burayı dallama gibi. Backstage. Biz de abi şey. Aynen sen yarışıyordun abi. Aynen doğru doğru. Abi sen dün nasıl bir formla çıktın ya? Abi ben ömrümde böyle birinci oldun zaten değil mi abi? Abi yemin ediyorum Arnold'un yanında dursa bazı hakemler Arnold'a değil abiye puan verir ya. Eyvallah. Abi maşallah var. Eyvallah. Bozdun mu diyeti abi? Tabi stresimiz bozuyorsunuz yani. Düşünsene 3 ayın 4 ayın vermiş olduğu o diyetin şeyi var, yorgunluğu var. Zaten buradan çıkar çıkmaz doğru diyet bozuyor yani. Maruk Güllüoğlu. Yani, baklavayla mı bozdun abi? Yok biraz önce ben şey yapıyorum böyle daha böyle çorba tarzı şeyler önce hafif bir bozuyorum. Mideyi çünkü tabi mide yoksa mide spazmı geçiriyorsun yani. Hani bazı arkadaşlar çok yoğun bir şekilde yükleniyorlar ama sonraki bir gün iki gün bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü burada bir gaz birikmesi düşünsene yani. Evet, evet. Haklısınız hocam. Hocam sen ne düşünüyorsun yarışmayla ilgili? Siklet neydi? Genç erkekler? Artı 75 body yani vücut geliştirme. Eğlenmeye geldik. Bundan yaş kaç abi? Bunun eğlenmesi mi olur gözünü seveyim? Bunun eğlence... İlk yarışı var ya. İlk yarışı ama maşallah var. Sizden gerçekten güzel. Formu gayet iyi. Formu gayet iyi. Bir tık kapalı mı sanki hocam? Ama iyi yani gerçekten. Şimdi işe göre bence evet. Gayet iyi. Gayet iyi. Zaten kütleden puanı götürür gibi tabii ya. Tabii ki amaç zaten yarıştıkça daha iyi olacaksın. Evet. Yarıştıkça kendini tanıyacaksın. Yarıştıkça adelen oturacak. Ama benim de bildiğim kadarıyla hocam siz yanınızda konuşmak şey olmasın ama İlk yarışmada genelde küçülürler. Sizin öğrenci maşallah var hocam yani. Öyle değil mi? İlk yarışmada biraz insan çok küçülmüyor mu? Yani o biraz şeye göre değişir ya. Genetik biraz yapıya göre. Bir de antrenman şekline ve beslenmesine göre değişir. Kimi hani ben çok kuru çıkayım, çok büyük çıkmama gerek yok diyerek çalışıyorlar. O şekilde çıkıyorlar. Kimi de farklı çıkıyor. Daha çok yiyerek, daha çok büyüyerek çıkıyor. Biraz tercih meselesi. Hocam yarışmada başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Şimdiden tebrik ederim. Canberk Gümüş'le beraberiz. Canberk nasılsın? Arkadaşlar selam. Yine beraberiz Atakan. Aynen öyle. Bu Canberk'le üçüncü videomuz oluyor. Yarışmanın ikinci günde yine beraber olma
şerefini buldum onun da, öyle değil mi abi? Kardeşim. 10 numara bir formu var. İnşallah kupamızı alacağız. Çok İnşallah elimizden geleni yaptık. Aynen. Bir saat içinde podyumdayım. Güzelce dinleniyor sonra. Birazdan kalkacak, ısınacak abi. Birazdan kuşak geçecek kısmetse. Kanka inşallah ya. Güzel bir yarışma olacak. Katılım güzel. Yarıştan sonra da inşallah tekrardan video çekeceğiz. Güzel bir video yaparız inşallah. Aynen. Atakan'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Evet. Şampiyonlar şampiyonu arkadaşımın şampiyonu oğlu Canberk şu anda ısınıyor. Bravo kanka. Bravo. Aç. Yap yeri. Harika. Bravo. Harika canım. Bir hatırlığında dirseksi kaybolsun. Unutma. Bravo. Çekim yaptı ısınmayı birazcık. Çekiyorum. Evet arkadaş çekiyor. Onları ikisini bir bak şey yapalım. Can ben ikinizi geliyorum. Yarışmanın ikinci günü tam gaz devam ediyor. Yanında Hüseyin Hoca vardı. Hüseyin Hocam merhabalar. Merhabalar. Kadir Hocam vardı. Kadir Hocama da merhabalar diyelim. Yarışmayı sonlandırmak üzereyiz. Yarışma vloglarımız tam gaz devam edecek. İkinci günü, bugün ikinci günüydü. İkinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü Kadir Hoca ile buralardayız. Sürekli farklı sporcularla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, YouTube'a çekiyoruz. Bir daha alabilir miyim aynı kelimeyi? Biraz aç da Hüseyin Hoca da görünsün. Küfür etme, aynısını alayım dedim, aynı söylediğini alayım. Ben hep Kadir görünüyor, ben niye görünmüyorum? Açıl da, biz de görünelim amına koyayım dedim. Açın da görelim amına. Tamam. Açsanız oğlum. Açıyorum, hemen açıyorum abi. Aç abi. Hadi görüşürüz.